Değerli izleyenler, Bandırma Haber olarak arkadaşım Emri Kaptan ile birlikte Bandırma'yı taramayı sürdürüyoruz. Bandırma'ya yıllarını vermiş, Bandırma'yı çok iyi tanıyan büyüklerimizle, değerli kişilerle görüşüyoruz. Ve bu da Bandırma için çok önemli bir arşiv olacak bu çalışmamız. Buna da yürekten inanıyoruz. Şu anda yanımda Sayın Avukat Sezgin Doğaner var. Sezgin Bey Bandırma'yı çok iyi tanıyan bir kişi. Aynı zamanda çok iyi bir hukukçu, çok iyi bir eski sporcu. Bandırma'nın geçmişini ve bugününü çok iyi değerlendiren bir yapıya sahip. Sayın Doğaner, çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırıyorsunuz. Sağ olun. Sen de sağ ol Balıkçı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sezgin abi, şimdi önce bir özgeçmişle başlayalım istiyorum ben. Kendinizi bir tanıtın. Bandırma gerçekten iyi tanıyor ama bir de sizin cümlelerini de tekrar duyuyorum. Bandırmalıyız. 44 yılında doğduk. Bandırma'nın ortaokulu vardı biz tahsile başladığımız zaman, lisesi yoktu. Lise olarak ilk önce bu Biray Otel olarak adı geçen divan restoranı üst katı özel lise. Bir dönem orada özel lise faaliyet gösterdi. Oradan belediyenin üzerine geçti. Bir dönemde orada faaliyetlerini gösterdi. O sırada yıllar yıl bizim ortaokul sona geldik. Artık Kabataş'a gideriz, yatılı okuruz derken o yaz liseye ek bina yapıldı. Kızların bahçesiydi orası. Kızların bahçesine bu yapıldı. Ve biz burada kaldık. Liseyi bitirdiğimiz senede bu lise kapandı. Yukarıya yeni lise yaptırdı. O zamanlar Bandırma halkı bunu yaptırdı. Neden? Kimsenin katkısı olmadan Ozar Sineması ve Marmara Sineması gibi iki tane sinemaya 25 kuruşluk bilet zammını halk seve seve ödemeye başladı. Hiç kimse güçlü çıkartmadı. Hiç kimse de kalmadı. Evet, doğru. Bandırma şehri, yani bu amme hizmetini yerine getirme zihniyet içerisinde liseyi yaptığı gibi çocuk sarayını da yaptı. Yine o 25 kuruşlarla yapıldı. Yani bir takım faydalı ne kadar iş varsa o dönemde bunlar yapıldı. Biz de buradan ŞMG lisemizin kapısını kapayarak, o bize İstanbul'a açılan pencereydi orası. Evet. İstanbul'da hukuk fakültesine intisap ettik. Bitirdikten sonra geldik. Avukat olarak devam ediyoruz. Evet. Bir baktık ki aradan 45 sene geçmiş. Bu hallere gelmişiz Balıkçı. Yani evet. Olay bu. Peki Sezgin abi, ben hemen tekrar lise yıllarına döneceğim. Daha sonra yavaş yavaş günümüze de yaklaşacağız sizinle. Bu yıllarda öğretmenler çok değerli, kaliteliydi değil mi? Şüphesiz. Biraz Şehit Mehmet Üniversitesi o dönem öğretmenlerinden bahseder misiniz? Şimdi bir defa Mehmet Akbaş ve denetim öğretmeniydi. Koç Mehmet derlerdi. Koç Mehmet derdik ona. Evet, evet. Yıl bir hayli eski, Türkiye'de halter sporunun ne olduğunu kimse bilmiyor. Biz de güçlü olmak adına beden eğitimi öğretmenine gittik. Hocam, halter nedir, ne değildir, nasıl elde edilir? Böyle gidip de şimdi orada burada satılmıyor. Bize halterin ne olduğunu anlattı. O zaman arkadaşlarımızdan işte Üçgen Ertan dediğimiz Saray Ertan vardı. Emekli başkomiser şimdi karşıda ikamet ediyor, Tatlısu'da. Onunla beraber sardalya kutularına beton dökerek bir demir boru, şu şekilde bir el halteri, halter yaptık. Bir omuz halteri kaldırılacak, bir de kol halteri yaptık, bilekler güçlensin filan diye. Biz bunları yaptık ve bir nevi bodybuilding gibi oldu, vücut gelişmeye başladı. İşte o daha fazla geliştirdiği için ona Üçgen Ertan adı takıldı o dönemde. Gülder Eczanesi'nin oğlu vardı, Gürbüz Tansever. Onun halteri yoktu. O kum mavnaları vardı büyük. Onlarla Libatya'dan bu tarafa doğru kum taşırdı. Evet. Ama o mavnasının, o sandaldan büyük bir şey yani. Sandalla şey daha böyle kapsamlı bir şey. Kollarını filan geliştirdi, şu oldu bu oldu. Sonuçta Türkiye erkek güzeli oldu. Gitti, Türk filmi çevirdi. O Camako'nun dönüşü bilmem ne, Karaoğlan filan orada oynadı Gürbüz. Allah rahmet eylesin. Kalbinde delik varmış gitti. Yani o dönem
Bandırma'da spor olarak spor yapmayan kimse yoktu. O nesil nedense yani ön planda sporu düşünmüştü. Düşün bir ortaokul bahçesi düşün. Atlama havuzu var. Yani olimpiyatlarda gördüğümüz kum havuzu var. Koşarak beden eğitim dersinde öğrenciler bunu atlar. Kasa minder hareketlerinde en zor şeyleri yaparlardı. Şimdi ben görmüyorum hiçbir okulda kum şeyi bilmem ne şu bu. Belki kasa minder var da yani o günün insanları onu düşünmüş koymuşlar. Bizi hazırladılar. Dolayısıyla ben o yıllarda voleybol oynardım. Evet. Bayağı da iyi oynardım yani. Onu takım kaptanıydınız. Şey evet, tabii. En çocukluğumdan hatırlıyorum. Evet, evet. Topumuz yoktu. Yalvar yakar Koç Mehmet'ten top isterdik. O bazen verirdi, bazen vermezdi. lisemiz denizin kenarında olduğu için bu hava üssü subaylarıyla maç yapardık. Topumuz sık sık denize kaçardı. Sandallar mı getiriyordu? O Barbaros vardı, Allah rahmet eylesin. O da ne yapıyor? Maçı seyrediyor denizden. O hemen topu alır getirir sandalye bize verirdi. Güzel günlerdi. Daha sonra oraya bir şey, basketbol sahası, betondan iki tane koyduk. Avustralya'dan Ayhan isimli bir arkadaşımız gelmişti. Bu basketbolü bandırmaya sevdirdi. Hatta basketbolün ne olduğunu öğretti. Ve o dönemlerde abisiyle beraber buradaki basketbol faaliyetleri önce nerede başladı? Akşam Kız Sanat Enstitüsü vardı şurada hemen arkada yani bu Kız Meslek Lisesi'nin olduğu yerde. Tahtadan bir tek pota sokak basketbolu olarak başladı bu şey. İşte Sam Station nedir, Time Off nedir, yok 3 saniye nedir. Orada böyle falan derken takımlar oluştu. O takımlar geldiler orada lisenin önünde maçlar falan yaptı. Noyanlar vardı. O Noyanlar işte o dönemde Noyan olsun bu efendime söyleyeyim Engin Pala Ahmet, Engin Bayraktar, efendime söyleyeyim Fısfıs Sedat derdik sonradan albay oldu. Fısfıs Sedat. Pala Ahmet Özcan Döker. Tabii. Pala Ahmet neden dendiğini biliyorsunuz şimdi. Değil mi? Tabii. Pala Ahmet benim sınıf arkadaşım aslında. Evet, evet. Özcan Döker 38. Pala Ahmet okulun müdüründen de eskiydi. Maalesef her sene kurtarmaya kalkardı ama bir türlü de kurtaramazdı. Biz üniversiteye gittik geldik, yedek subaylık yaptık filan. Pala Ahmet hala kurtarmaya çalışıyor. Böyle bir şey. Ama çok esaslı bir insandır. Hala burada. İşte orada bir sandalye var, orada bir gider gelir. Arada bana da gelir zaten. Onunla da görüşeceğiz zaten. Evet. 3-5 kişi kaldık. Palalı'nın en güzel şeyi şu. Topu potaya atar, tutturamaz. Şimdi buradan attın, top oraya gitmedi. Havuzu çıktığı kadar bağırır. Aman be, bırak çıkar. Ya bir dakika pala attın, topu nasıl çıkaracağız, nereden koşacağız yani. Yani çıkarsak kendimiz atacağız. Falan böyle. Pala lakabı sanıyorum babası basketbol oynamasını istemiyormuş galiba. Gazetelere Özcan Döker diye yazılınca dayak yiyormuş babasından. Pala Ahmet diye yazdırmaya başladı, öyle çıktı. Evet, evet. Tabii Sezgin abi şimdi o yıllarda liseyle Erkek Sanat Enstitüsü arasında müthiş maçlar oldu değil mi? Vardı. Biraz o maçlardan söz eder misin? Onların savaşörleri Baba Kamil isminde bir çocuktu. Ve bayağı da iyi topa vuruyordu yani boylu postu filan. Biz şimdi onları hem orada hem burada yenerdik. Bazen de mesela 5 setlik maçta 2-0 öne geçersek onlar 3-2 alırlardı. Ama bu rekabet çok uzun yıllar devam etti. Daha da uzun yıllar demeyeyim, bizim tahsillerimizi kapsayan süreçinde devam etti. Biz ayrılınca o işte bitti. Evet, evet, evet. Vardı çünkü bizim lise dengi okul Erkek Sanat Enstitüsü'ydü. Buradan belge alan öğrenciler oraya giderdi. Orası 2 seneydi, burası 3 seneydi. Burada başarısı oldunuz, belge aldınız. Ne olacak? Oraya gideceksiniz. Nitekim oraya giden bizim sınıf arkadaşlarımızdan bir takım dostlarımız Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdiler ama tornacı olmadılar. Ne oldular? Banka müdürü oldular. Kerek Mahir bunlardan bir tanesi. Kerek Mahir Marmara Spor'un kalecisidir. Benim de sıra arkadaşımdır. Efendime söyleyeyim, Hafız Burhan dediğimiz Burhan Özkoyuncu, Ege Bank'ın
müdürü oldu. Yani Dalgal Taner, Allah rahmet eylesin. Kenep Ağa yaşıyor mu? Öldü. O da vefat etti. O ameliyat masasında kaldı. Dalgal Taner de buradan belge aldı, sanat enstitüsüne gitti. Ama banka müdürü oldu. Sınıf geçmek çok zordu değil mi? Çok zordu ve çok zor olduğu için de zaten yedek subaylık hakkı veriliyordu. Buradan gidenler yedek öğretmen oluyordu. Yani Türkiye'nin o pozisyonunda bu işler vardı. Dolayısıyla bu saydığım insanlar erkek sanat enstitüsü mezunları. Evet. Ama banka müdürleri oldular, oradan emekli oldular filan yani. O dönemde Türkiye'nin koşulları böyleydi. Bizim spor yaşamımız da burada başladı, devam etti. İstanbul'da üniversite hayatımızda birkaç defa profesyonel kulüplerin nezdinde bir şeyler yapmaya çalıştık ama ikisi tahsille bağdaşmadığı için metazörü bıraktık. O yılların Bandırması yoksulluklar içindeydi değil mi? Valla Bandırma pek yoksul sayılmazdı. Daha doğrusu ben öyle bir tarzda insan da görmedim. Bugüne mukayese edersen Bandırma'da kimse çöp falan karıştırmazdı yani. Herkes evet, falan evet. Böyle şey. En fakiri olan bile evine ekmeğini, içini falan götürürdü. Sonra Bandırma'daki spor olayları, mesela şu HYS binasının olduğu yerde İdman Yurdu Mahfili vardı. Bu İdman Yurdu Mahfili bölgeydi. Yani burada neler vardı? Her türlü spor, araç ve gereci vardı. Ha peki tenis raketleri vardı da tenis kortu var mıydı? Hayır, tenis kortu yoktu. Onu bir türlü Bandırma'da oluşturamadık. Buna mukabil iki tane sahil seviyenin altında denize raylardan inen iki tane şeyimiz vardı. Altılı yarış kayığımız vardı. Bu yarış kayıkları o beş tane personel bir de dümenci olmak üzere 1 Temmuz'larda mutlaka yarışır. Oxford'da Cambridge Üniversitesi sanki yarışıyor gibi halk burada yani müthiş bir şeydi o. Kış geldiği zaman dedi, raylardan ne yapılırdı? Sahil seviyenin altına bırakılırdı. Bunların hepsi yok oldu. Ördek kapma, yağlı direk. Yağlı, o tabii yani bu şimdi orada bir gün 1 Temmuz'da. 1 Temmuz'da tabii Bandırma'nın gazinoları da çok muhteşemdi. Sıfır, denize sıfır. Böyle herkes gelir. Önünde ahşap iskeleler, isteyen sandal kiralar filan falan böyle bir şey. Yani bu Erdiğer eski gazinoların bir kopyası burada. Evet, evet, şehir kulübü de bu ticaret odasının olduğu yerdi. Onun önü, yani şu ticaret odasının olduğu yerin önü şehir kulübünün bahçesiydi. Ancak tel örgüyle çevriliydi. Herkes gelip gazoz içemezdi. Üyeler evet, içemezdi. Evet. Yani. Şimdi oradan bu 1 Temmuz'un 1 Temmuz kapataj bayramını izlerken halk, işte kadını, çocuğu, yaşlısı, erkeği, hepsi, bütün Bandırma oradayız. 4 tane kapalı kadın siyah feraceler içerisinde sandala binmişler. Yüzme kulvarların üzerinde kürek çekiyorlar. Yarışları idare eden kişi operlörden bağırıyor. Çabuk o sahadan çık filan falan. Çıkarım çıkmam derken sandal devrildi. Sandal devrilince kadınlar hep beraber sandalın altına düştüler. Büyük bir çığlık kalıp biz de bekliyoruz, nefes aldık, bunların çıkması lazım, çıkmıyorlar. Lanet olsun, boğuldular filan derken 5 dakika sonra ama herkes koştu. Oradan motorlar, bilmem neler, şunlar. Sandal ters döndü. İçinden Allah rahmet eylesin, Naylon Refik. Çok enteresan. Ve yanındaki arkadaşlarla beraber Bandırma halkına şaka yapmışlar. Harika. Sandalı ters çeviriyorlar, balıkçı. Nefesi buradan alıyorlar. Dördü de içeride. Hepsi yüzmeyi mükemmel ama kıyafetleri katı kıyafet. Evet, evet. Tabii bu bu şaka, bu falan bir keyif, tam bir fiesta. O sırada bu direkten ördek kapma filan, bayrak kapma, bunlar pek sürük kalıyor. Evet. Yüzme yarışları oluyor. Evet. Mesela 2000 metre mesafeye o Gürbüz Tansever de genelde o 2000 metreyi yüzen birinci olurdu. Bir de Barsak Kemal vardı, İstanbul'dan geldi, yüzme ihtisastan. Bu Barsak Kemal her türlü yüzmeyi mükemmel yapardı. Dolayısıyla o da 50 metrede, 100 metrede sırt üstü, klasik kurbağalama. Ya adam hepsini yüzüyor. Evet. Bize de öğretiyordu tabii. Evet. Başka bir türlü kutlanırdı bu 1 Temmuz'lar. Evet.
Tabii bir de Sezin abi lakaplarla anlatıyorsunuz. Herkesin bir lakabı var mı? Vardı. Çünkü lakapsız insan şeyse tatsız meyve gibidir ya. Herkesin çünkü neden o? Şimdi bugün aynı şeyi ben, sen Erdekli'sin, Erdekli'de bilirsin. Ben Erdekli'de birini tarif et diyorum. Biri diyor ki, abi o senin istediğin Şahit Ayva Cengiz. Hep bandı mı? Anne de Erdekli'de. Öyle mi? Bandı mı? O Ayva Cengiz diyor. Yani şimdi neden? Nüfus daraldıkça, insanların samimiyeti ve dostların sayısı artar. Evet. Dostların sayısı fazla artınca da işte bu takma isimler gelir. Evet. Çünkü yabancıysanız işte ona bey dersin, ona bilmem ne dersin, şu olur, bu olur. Bir samimiyetin göstergesi. O zaman Bandırma nüfusu işte en fazla at 20 bin falan zorluyor 20 bini. O civarda bir şey var. Güzel bir şehir. Elektriğini kendi üretir, hiç elektrik kesilmez. Neden? Elektrik fabrikası var. Suyu, tatlı sudan gelir su, Kapıdağ'dan gelir su. Mesela bizim kendi evimizin suyu, abone numarası 1 numaraydı. Musluklardan tatlı su akardı. Tatlı su akardı. Öyle su oradan buradan filan değil. Evet. Sonraki yıllarda o kanal bozuldu, sular bozuldu, şu oldu bu oldu. Yani böylesine hoş bir Bandırma'da spor olayları da çok güzel yapılırdı. Mesela bir gün şeyde idman yurdu Marmara final maçı oynanıyor. Dönemin iki büyük takımı. Birinden biri galip gelir. Ha, idman yurdu yenerse idman yurdu şeye gidecek. Bölgeye gidecek. Beraber kalırsa Marmara gidecek. Cinç kuru sahası dolu. O zaman böyle beton. Herkes toprak zeminde sırtları hastane bayırına şeye. Genelde Manavlar bu tarafa, Tatarlar aşağı tarafa otururdu. Yani Marmara takımı, Tatar takımı. Tatar takımı. Evet. Tatarlar aşağıda. Evet. Manavlar bu tarafta. Evet. Neyse maç oynanıyor filan, şudur budur filan falan. İlk yarı 0-0, ikinci yarı yine şey yaparken. Ne oldu? İkinci yarıya çıktık, öyle böyle. Bir penaltı oldu. İdman yurdu, penaltı kazandı. Şimdi sahanın kenarından Edip Volkan bağırıyor. Şuha atacak dedi. Şuha, Bandırma'nın en namlı efendi kabadayıları. Herkese küçük büyük saygı gösteren, yanlış olmayan, nur içinde yatsın harika bir insandı. Onu da 76'da kaybettik. Şurada bir deniz kulübü vardı. Oraya sık sık gider, konuşurduk, ederdik, anlatırdık filan falan. Şimdi Şuha çok güçlü bir adam. Elleri böyle iri, topuk, baldırlar öyle topa vurdu mu kaleci de ölür yani. Eyvah dedik, bu Nihat'ı öldürecek şimdi. Bir santradan başladı, şey gelir o, tükürükler saçarak sağa sola yapıyor. Geliyor, geldi. Büyüm! Top tıngır mıngır gitti, Nihat'ın eline falan. Aradan zaman geçti. Aga ne oldu dedim ya, konuşuyoruz yine beraber bir şeyler atıştırırken. Ya ses geliyor dedi. Şimdi devre arasında eşekçi bize dedi, öyle üfletti biraz dedi. Allah Allah. Fazla üflemişim dedi. Geliyorum dedi topun üzerine, öyle top dedi sıçrıyor, aşağı iniyor, yukarı aşağı. Ulan dedi şunun üsttekine vursa, bizim olacağım Bandırma'ya sıra geçeceğiz. Bari alttakine vurayım dedi. Aynı Metin Oktay gibi oldum, vurdum dedi toprağa, bir top gittim dedi ondan. Gül. Eşekçi onları doping yapmıştı. Evet. Hani daha canlı oynayınca daha gibiler. Şimdi tabii çok renkli simalar vardı. Hatırlıyorum Sultan Naci'ler vardı. Sultan Naci. Başkaları var değil mi sizden? Müthiş bir motor ustasıydı. bir gün yukarıdan sanayi bölgesinden eşeğin sırtında gelmiş. Tüccar bölümünde eşeğini bağladım. Girdi şimdi. Herkes işte eşeğe bak şu filan filan. Şşşt dedi bir dakika. Siz dedi eşeğe değil üstündekine bakın dedi. Güzel. O böyle bir adamdı. Güzel. Espiritüeldi, neşeliydi. Aha, yani nur içinde yatsın. Ve şeyde Cenevre'ye Naci gitti. Fenerbahçe Nis maçına gitti. Orada Fenerbahçe maalesef 3. maçtı o. Nice 5-1 yenildi. Dönüşte
Naci'yi San Marco meydanına tur bırakıyor. Burada diyorlar serbest saat, havuzun kenarına oturdum diyor. Yanımda götürdüm rakıyı, başladım içmeye diyor. O sırada yanıma diyor bir tane şey geldi, İtalyan diyor bana bakıyor diyor. Beyaz anlayamıyor enayi bunun ne olduğunu diyor. O da bir alır mısın dedim diyor. Baktım filan, gel filan. Ona diyor bir tane bir yudum yutturdum. Acı geldi arkadan, hıyarı soktum ağzına diyor. Filan falan, nasıl? Good demiş. Şey, good, nasıl filan. Türkçe tabii Naci'nin lisanı yok. Nasıl? Good diyor adam. Bir daha filan. En sonunda baktım diyor, bizim rakı bitiyor. En son şeyde nasıl? Good. Good değil lan demiş. Very good, very good. Keselim burada, tamam keselim. Şimdi size... Evet. Sayın Doğanel'le Bandırma'yı anlatmakla bitiremeyiz tabii. Bitmez o. Ama bugün günümüze artık gelelim diye düşünüyorum. Evet. Türkiye hukuksal açıdan ne durumda bugün? Çok değerli bir hukukçusunuz Bandırma'da. Nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin son dönemdeki hukuksal sorunlarını? Şimdi maalesef yani hukukçu olmaktan utanır hale geldik. Yani Türkiye'de hukuk yerlerde sürüyor. Hukuk vatandaşın, toplumun, kamunun ihtiyacından doğan konuları kapsayacak şekilde kanunlar vaz etmek, bu kanunları da hak ve adalete göre ehil uygulayıcılar tarafından eşitlik ilkesi doğrusunda vatandaşa servis edebilme yeteneğidir. Bakıyoruz, yargı yargı olmaktan çıkmış. Şimdi yönetenlerin zevahirine dokunacak bir durum söz konusu ise toplanıp meclisten bir kanun çıkartıyor. O durum hasar altı ediliyor. Yani yargıdan kaçırılıyor. Şimdi böyle bir hukuk şeyi dünyanın hiçbir yerinde görülmez. Hiçbir kabile devletlerinin dahi görülmez. Çünkü onu yaşıyoruz. Bu evrime girmemiz lazım. Baştan aşağı hukuk sistemini değiştirmek lazım. Lazım ama bunları teker teker söyleriz. Bu program yetmez. Ama bunu yapacak siyasi irade nerede? O siyasi iradeyi bulmamız lazım. Şimdi bu pek bana görünür şekilde görünmüyor. Kötü. Kötü. Yani bugünkü şu HSYK değişikliği bana Menderes'in yaptığı tahkikat komisyonları durumunu aynen gösteriyor. O zaman da tahkikat komisyonları vardı. Ve bunlar yargı yetkisine haizdir. Mahkemenin dışında yakalar der filan bir sürü şeyler yapılırdı. Şimdi bugün bir bakana hakimler ve savcılar kurulunu bağlamak demek siyasilerin bazı suçlarını örtbas etmek demektir. Bunlar yargı dışıdır. Buradaki suçları yargılayamazsınız demektir. Olay bu kadar basit. Buna da yargı diyebilir miyiz? Yani eğer bir ülkede yargı, yasama ve yürütme ayrılığı yok ise bu ülkede demokrasinin D'sinden bahsedilemez. Bırakın ilerisini, geri demokrasiden bile bahsedilir. Başka bir şeyden bahsedilir. Şimdi burada yürütme yasamayı esir almış. Yasamanın esamesi okunmuyor. Ne kaldı geriye esir alınacak? Yargı. Yargı da yürütmeye tabi olursa bunun adını siz koyun. Yani bunun adı demokrasi değil, başka bir şey. Evet. Bugünkü durumumuz olur. Bunu her branşta da görüyoruz. Mesela genel yönetimler bazında da bunu görüyoruz. Şimdi Büyükşehir Belediyesi. Şimdi yerelde yapılacak buranın çevrenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir takım basit hizmetler Büyükşehir'in yetkileri içerisine öyle bir kanun çıkardılar ki iki belediyenin yetki, görev ve sorumluluk alanları birbirine karışıyor. Nasıl olacak şimdi? Yani böyle bir şey var. Bunu da seçimdeki oy hesabıyla bu işler yapılıyor. Şimdi bütün bu ilçe belediyeleri arasında koordineyi sağlamak görevi Büyükşehir Belediyesi'ne veriliyor. Bir taraftan da şu yapılıyor. İki tane özel kuruluş var. Bir ilçe belediyesi burada, bir il belediyesi burada. Buna vesayet makamı diyorsunuz, bunu kontrol ediyor.
ilçe belediyesinin vermiş olduğu kararları bozabilme yeteneği var, değiştirebilme yeteneği var. Bunu ortadan kaldırıp yerine kendi iradesini koymak. O zaman bunu anayasanın hangi maddesine koyuyorsunuz? Bir de bunu konuşalım. Şimdi bunları konuşursak işin içinden çıkamayız. Çok uzun bir yani buna böyle özel ve uzun bir gündem yapmak lazım. Çünkü hukukumuz genel bazda içinden ve uluslararası bazda içinden çıkılmaz bir hal. Evet. Ama her şeye rağmen görüyoruz. Ama her şeye rağmen umutsuz değiliz, değil yani, mi? Yani bilhassa genç potansiyel bizlere ümit verdi. Direnen potansiyel bize ümit verdi. Gezi Parkı falan. Evet. Bunlardan bekliyoruz. Herkesin de aklına başına alıp bir an önce kendi şahsi çıkarlarının üzerine kamunun çıkarlarını koymak suretiyle bir arada bir çatı altında birleşmesi gerektiğine inanıyorum. Sizler çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için size. Bana uzun yaparız. daha geniş bir zaman diliminde buluşmak üzere tabii sizinle. Değerli izleyenler, Bandırma Haber olarak bugün Avukat Sezgin Doğaneli konuk ettik. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.